Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle e, Annevit Anne bebeğimizin e, şapkasını yapacağız Şapka yapımı için arkadaşlar Şöyle e, sarı gibi Krem gibi aslında sarı değil arkadaşlar e, Kameradan sarı gibi görünüyor ama Krem rengi bir ip Biraz koyu krem e, Eylül e, Baby Soft Cotton Amigurumi ipini kullanacağım arkadaşlar Şapka için Orta kalınlıkta bir ip Çok ince bir ip değil Evet tığım 3 e, numara arkadaşlar. Eylül ipinde kullandığım tığım. Evet şapka yapımına başlıyoruz. Şöyle sihirli halka yaparak başlayacağım. Evet sihirli halkamızın içerisine ilk sıramızda 6 adet sık iğne yapıyoruz. 3 4 5 6 Evet kapatıyorum. Sihirli halkamızı ikinci sıramıza geçiyoruz. İlk sıramızda 6 adet ilmeğimizi yaptık. İkinci sıramıza geçmeden önce arkadaşlar şuradaki e, son ilmeğimize işaretleyicimizi takalım. Evet işaretleyicimi taktım son ilmeğimi arkadaşlar. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda e, tüm ilmeklerimize ikişer adet sık iğne yaparak ikinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıramızda 6 e, adet ilmeğimizin içerisine, her bir 6 adet ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonunda 12 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, son 2 adet ilmeğimin içerisine de ikişer adet sık iğnelerimi yapıyorum. 12 adet ilmeğe ulaştık. Hemen yine son artırmamızı yaptığımız son ilmeğimizi arkadaşlar işaretleyicimizi takıyoruz. Her sıranın sonundaki son ilmeğe takıyorum arkadaşlar işaretleyicimi. 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda bir tek örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir tek örüyorum. 3. sıramızı da arkadaşlar bir tek örüp bir diğer ilmeğimin içerisine 2 adet yani bir arttırma yaparak 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda 18 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet 4. sıramıza geçiyoruz. 1 2 tek ördüm. 1 arttırma yapıyorum. 1 2 1 2 3. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 3. sıramızda 2 tek örüp 4. sıramızda affedersiniz arkadaşlar. 4. sıramızda 2 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda arkadaşlar 24 adet ilmeğimiz olacak. 4. sıramızın sonunda. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 1 2 3 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. Evet 5. sıramızda da 3 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa yine tekrarlayacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızda 1 2 3 4 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. Altıncı sıramızı da arkadaşlar 4 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda toplamda 36 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet arkadaşlar 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. 7. sıramızda da arkadaşlar 5 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 1 2 3 4 5 6 adet ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum bu sıramızda da arkadaşlar 6 adet ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine 6 defa tekrarlayacağız sıra sonunda 48 adet ilmeğe ulaşmış olacağız Evet 9. sıramıza geçiyoruz. 1 2 tek tek örüyorum 3 4 5 6 7 9. sıramızı da arkadaşlar 7 tek örüp bir arttırma yaparak bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonunda arkadaşlar toplamda 54 adet ilmeğimiz olmuş olacak Evet arkadaşlar 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tek tek ördüm arkadaşlar. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 8 tek örüp bir arttırma yapacağız arkadaşlar. 10. sıramızda. 10. sıramızın sonunda toplamda 60 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. Çünkü bu işlemi 6 kez tekrarlayacağız. Evet 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda 1 tek tek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek ördüm bir arttırma yapıyorum bu sıramızda da 9 tek örüp bir arttırma işlemini arkadaşlar 6 defa tekrarlayacağız sıra sonunda 66 adet ilmeğimiz olmuş olacak Evet arkadaşlar 66 adet ilmeğe ulaştıktan sonra 12. sıramıza geçiyoruz 12. sıramızda arkadaşlar şu şekilde öreceğiz bakın şöyle tığımı alttan Bakın üstte değil tığım alttan takıyorum. Hemen sıradaki ilmekten yukarıya geçiriyorum. Yani üst sıraya. Üst sıraya geçtikten sonra hemen yandaki deliğe batıyorum. ipimi alıyorum. Arka tarafa doğru çıkartıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar yanındaki ilmekten tekrar batıyorum. Hemen yandaki boşluktan çıkıp tekrar ipimi alıp arka tarafa çıkartıp tekrar bir tane daha ilmek yapıyorum. Bu sıramız arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağız. 66 adet ilmeğimizi toplamda bu şekilde örüyoruz. Hiç azaltma olmayacak arkadaşlar. Tüm ilmeklerinizden battığınızdan emin olun. Bakın şöyle batıyorum hemen yandan. Tekrar batıyorum. İpimi alıp çıktıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle İpimi alıp bu tarafa çıktıktan sonra tekrar aynı ilmeğin hemen bakın yanındakinden batıyorum. Her ilmekte bakın şöyle dikiş izi gibi izler oluyor. Gördüğünüz gibi battığım ilmeklerde bakın diğerlerinde yok. Bunlar da var. Her birine birer tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. 12. sıramızı 13. sıramıza geçeceğiz. 13. sıramızda arkadaşlar şöyle hemen Bakın en son şuradaki ilmeğime battıktan sonra şuradaki ilmeğimi atlayıp hemen diğer ilk düz olan ilmeğime batıyorum. Toplamda 66 adet ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 66 adet ilmeğimizi toplamda 5 sıra hiç arttırma ya da azaltma yapmadan e, düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar 5 sıra e, düz bir şekilde ördük. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. sıramızı da tamamlamış olduk. 17. sıramızı da tamamladıktan sonra arkadaşlar 18. sıramıza geçiyoruz. 18. sıramızda şöyle arkadaşlar hemen en başta bir tane arttırma yapacağım. Bu sıramız arkadaşlar bir tek örüp bir arttırma yaparak bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir diğer ilmeğimizin içerisine 2 adet sık iğne batıyoruz. Tamamen bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. Evet 18. sıramızı da bu şekilde tamamladık. 18. sıramızın sonunda arkadaşlar 99 adet ilmeğimiz olacak. Hani sorun değil 97 de olabilir, 100 de olabilir, 101 de olabilir. Hani çok buradaki sayılara takılmayın arkadaşlar çok önemli değil. Ee, bu sıramızdan sonra arkadaşlar toplamda 3 e, sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet arkadaşlar 3 sırayı tamamladıktan sonra şöyle 4 adet zincir çektim. Şöyle arkada altta bir yere sabitliyorum. 1-2 zincir daha çekiyorum tekrar sabitleyip ipimi keseceğim. Evet şapkamız e, bu şekilde hazır arkadaşlar bakın e, şöyle şapkamıza çiçekler yapacağız Evet arkadaşlar benim e, elimde böyle kalan küçük parça iplerim vardı onları kullanacağım ben e, Pembe mor ve sarı Yaprak içinde yeşil yapacağız Bunlar için arkadaşlar renk kodu vermeme gerek yok Sizlerde elinizde olan böyle az iplerden kullanabilirsiniz Evet şöyle sarı ipimle başlıyorum çiçek için. Şöyle arkadaşlar. Sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 adet sık iğne yaptım ve kapattım. Hemen şuradaki en baştaki ilmeğime batıyorum. İlmek kaydırma yapacağım. Ve burada arkadaşlar şöyle iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Biraz uzun kestim belki dikmek için gerek olur diye ee, mor renk ipimle devam edeceğim. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen arkadaşlar bakın bitimdeki son ilmeğime batacağım. Bir, iki zincir çekiyorum başını iki kez doluyorum arkadaşlar iki tane zincir çektim başını iki kez doladım hemen sıradaki ilk sık iğneme batıyorum Evet bir tane üçlü trabzan yaptım tekrar başını iki kez dolayıp aynı yere bir tane daha batıyorum bir tane daha üçlü trabzan yaptım bir iki iki tane zincir çekiyorum hemen sıradaki ilk sık iğneme batıyorum evet çiçeğimizin bir tane yaprağını yapmış olduk arkadaşlar bu şekilde tekrar bir iki zincir çekiyorum başını iki kez doluyorum hemen e, son ilmeğimle bakın aynı noktaya batacağım bir tane üçlü trabzan yaptım tekrar başını doluyorum bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim Hemen arkadaşlar bakın sondaki son ilmeğimle aynı noktaya batıyorum. Son trabzanımla. Evet bir yaprağımız daha oldu. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Başını iki kez doluyorum. Hemen arkadaşlar sıradaki ilk ilmeğime batıyorum. Yine bir tane üçlü trabzan. Tekrar başını alıyorum. Tekrar aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Aynı ilmeğin içerisine 1 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer sıradaki ilmeğime batarak 3. yaprağımı da tamamladım. 1 2 zincir çektim. Başını iki kez doluyorum. Ee, şuradaki son ilmeğimle aynı noktaya batıyorum arkadaşlar. Bakın burada. 1 2 kez doladım. Tekrar iki kez başını doluyorum. Sıradaki ilk ilmeğime batıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekip tekrar aynı ilmeğimin dibine batıyorum bir iki zincir çektim başın iki kez doluyorum hemen sıradaki ilk ilmeğime batıyorum tekrar başın iki kez doluyorum evet, bir tane daha battım 1 iki son ilmeğimi de yapıyorum son ilmeğimi de battıktan sonra arkadaşlar bir iki zincir çekip ipimi keseceğim Evet Çiçeklerimiz e, bu şekilde olacak arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar e, bu şekilde ben 3 tane çiçek yaptım şapka için. E, bir tane de yaprak yaptım arkadaşlar. Sizlere de göstereceğim yaprak yapımını. Şöyle yaprak için arkadaşlar. Zincir çekerek başlıyoruz. 1-2-3-4-5 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincirimi çekiyorum. Başını alıyorum. Hemen 1, 2, 3. ilmeğime batarak bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar zincir halkalarımın her birinin üzerine birer tane ikili trabzan yaparak bu şekilde tamamlıyorum. Evet her birine birer tane yaptım arkadaşlar bakın. Toplamda 3, 6, 7, 8, 9 tane yaptıktan sonra son ilmeğimize geliyoruz. Son ilmeğimin içerisine arkadaşlar bakın 1, aynı ilmeğin içerisine yapıyorum. 2, 3, 4 tane yaptım bakın ikili trabzan 4 adet 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. Şu dipteki ilmeğime batıyorum. Tekrar başını alıyorum. Tekrar aynı ilmeğin içerisine arkadaşlar. İkili trabzan olarak 1 2 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Başını alıyorum. Hemen e, zincirimin arkadaşlar. Diğer e, tarafını da aynı şekilde örerek her bir zincir ilmeğine karşısına bu şekilde birer tane ikili trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Evet son bir iki zincir çekiyorum. Hemen şöyle dipte batıyorum arkadaşlar. Bir zincir daha çekip ipimi burada keseceğim. Evet arkadaşlar tamamladıktan sonra e, bunları şapkamıza dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle. İlk önce e, yapraklarımı dikeceğim. Bir tane yaprağımın birini önce dikiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle şapka şey... Hmm yaprağımızı şöyle şuraya arkadaşlar. Hatta biraz daha şöyle arka tarafa doğru gelsin dikişim diye uğraşıyorum. Şöyle arkadaşlar buraya sabitleyeceğim şapkamın hemen yan kısmına. Birkaç yerinden tutturacağım. şöyle arkadaşlar orta kısmından tam birkaç yerinden daha biraz daha ileriden de tutturuyorum. Evet böyle yeterli arkadaşlar. Arkaya böyle ipinizi sabitleyip bu ipinizi öyle kopartabilirsiniz. Şöyle göstereyim. ipimin arasına ipinizi sabitleyin Evet daha sonra arkadaşlar çiçeklerimizi dikeceğiz şöyle ben ortadaki rengini takacağım Önce arkadaşlar şu arkada iplerimizi şöyle birbirine birleştireceğim. Şöyle tutuyoruz. Şöyle arkadaşlar arkada önce bir yere sabitleyeceğim. Evet şöyle arkadaşlar iplerimi önce buraya alt kısmına doğru sabitleyeceğim çıkmasın diye. Bir kez daha dikeceğim. Evet bu şekilde sabitledikten sonra arkadaşlar iplerimi keseceğim. İplerimi şöyle kısaca kesiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle çiçeğimizi hemen şuraya sabitleyeceğim. Bakın hemen e, tam uç kısmına yaprağın, şöyle orta kısmından bakın. Orta zaten rengini taktım ipime, şey iğneme. Şöyle arkadaşlar, orta kısmından çıkıyoruz. Şöyle orta kısmının birkaç yerinden tutturacağım. Evet. İpimi çıkartıyorum. Bunu da yine arka tarafa sabitleyip kesebilirsiniz arkadaşlar. Diğer e, çiçeklerimizi de aynı şekilde istediğiniz renk sıralamasıyla dikelim. Evet arkadaşlar. Şapkamız da bu şekilde hazır. Annevit bebeğimizin e, şapkasının çiçeklerinde yaptık arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar bu annevit bebeğinin çilleri var. E, çillerini de yapacağız. Yapımını göstereceğim. Şöyle arkadaşlar ben Turuncu renk seçtim. Şöyle normal Amigurumi iplerinden arkadaşlar. Şöyle tek bir katını çekiyorum. Kopardım, iğneme takacağım. Yapmak isteyen yapabilir arkadaşlar. Yapmak istemezseniz yapmayabilirsiniz. Şöyle çiller yapacağım. Şöyle kafanın arka taraftan boşluk bir noktadan giriyorum. Hatta ipim dışarıda kalsın arkadaşlar. Şöyle minik minik çiller yapabilirsiniz. İstediğiniz aralıkta, istediğiniz boşlukta. şekilde arkadaşlar çillerimizi yapacağız. Dediğim gibi miktarı ya da yoğunluğu, küçüklüğü, büyüklüğü size kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar, annevit bebeğimizin çillerinde yaptık. Bu şekilde arkadaşlar bebeğimiz şapkamız da geldi. Hepinizin eline koluna sağlık. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Umarım keyifle örersiniz. Sizler de bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.